Merhabalar. Azaf Hukuk Bürosu'ndan Avukat Tuğba ben. Öncelikle canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cumhurbaşkanımızın 23 Ocak 2023 tarihinde yapmış olduğu ehliyet affı ile alakalı olan konuyu konuşacağız. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız da kendisi de açıkladı. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralımalı kaza, drift ve adar sürücülük halleri dışındaki hallerden kaynaklanan ceza puanlarının silineceğini ve ehliyetlerin geri iade edileceğini söyledi. Bununla birlikte öncelikle biz bu trafik ihlalleri nelerdir, trafik cezaların puanları nelerdir, bunlarla ilgili bir açıklama yapacağız. Daha sonrasında Tolgan Bey bu konunun eşitlik ilkesiyle alakalı olan durumu değerlendirecek. Trafik cezalarıyla alakalı olan durumlar, yani ihlali gerektiren durumlar, tek tek sayılı bilir. Bunlardan bir tanesi kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesiz araç kullanmak, hatalı sollama yapmak, yakın takipte bulunmak, işte sağ ya da sola dönüşlerde yayalara yol vermemek, plakanın olmaması, hız sınırının aşılması, hız sınırının %30'dan fazla aşılması durumlarında hem ceza ehliyeti olarak, ceza puanı olarak işleniyor ehliyetlere. Akabinde ise bu 100 puana ulaştığı zaman bir yıl içerisinde ehliyetin 2 ay öncelikle geri alınmasına karar veriliyor. Yine aynı yıl içerisinde ikinci defa bir 100 puanı olursa 4 ay geri alınıyor. Yine aynı yıl içerisinde üçüncü defa 100 puanı olursa da bir yıl süreyle geri alınıyor. Bu yapılan açıklama ehliyet affı olarak geçiyor. Yani insanların dilinde, halk dilinde. Ehliyet affının şu anda herhangi bir şekilde daha resmi gazetede yayınlanmadı. Bu yapılan sadece bir açıklama. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra zaten yürürlüğe girecektir. Tolgan Bey de kendisi de şu anda eşitlik ilkesiyle alakalı bu durumun değerlendirmesini yapacak. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Avukat Tolgahan Kocabaş. Öncelikle Servo Hanım'a teşekkür ederim. Anlatmış olduğu bu düzenlemede alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları, drift ve aday sürücülük halleri kapsam dışı bırakılmıştır. Bu kapsam dışı bırakmanın anayasanın 10. maddesinde geçen kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edip etmediğinden sizlere bahsetmek isterim. Öncelikle anayasanın 10. maddesinde geçen eşitlik ilkesi herkes dil, renk, ırk, cinsiyet, aynı zamanda felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Bu madde Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlarla anlam bulmaktadır. Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesinin ihlali kapsamında yapılan başvurularında bunların gerekçelendirmesinde kanun önünde eşitlik ilkesinin hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusu olduğunu, aynı hukuksal durumda olanların aynı, farklı hukuksal durumda olanların ayrı hükümlere tabi tutulacağından bahsetmiştir. Bu durumu şöyle açıklamak isterim. 2020 yılında pandemi döneminde infaz kanununda bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler halk arasında af kanunu olarak geçmektedir. Burada bazı suçlar yine kapsam dışı bırakılmıştı. Bu kapsam dışı bırakılan suçlar terörle mücadele, aynı zamanda silahlı terör örgütlerine üye olmak suçlamasıydı. Bununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Yüksek Mahkeme bu konunun eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmediğinden bahsetmiştir. Bu eşitlik ilkesine aykırılığın teşkil edebilmesi için örnek vermek gerekirse bu düzenlemenin aynı şekilde kaldığını düşünelim. Ancak bu durumdan yalnızca ten rengi beyazların yahut yalnızca Müslüman olanların yahut yalnızca Hristiyan olanların faydalanabileceğine ilişkin ek bir hüküm getirilmesi durumunda eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Sonuç olarak kanun koyucunun düzenlemeyi planladığı halk arasında bilinen tabiriyle ehliyet affındaki kısıtlamaların Yüksek Mahkemenin yerleşik içtihatları kapsamında kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmeyeceği kanaatindeyiz. Anlatacaklarımız bu kadar. Teşekkür ederim.